Beslenme konusunda bilinçli olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet, ben beslenme konusunda bilinçli olduğumu düşünüyorum. Ama bunun bilincinde olmak benim için farklı. Uygulama noktasında gerekenleri yapmak farklıdır. Düzenli öğün almıyorum. Organik şeyleri daha çok tercih ediyorum. Yani her şeyi zamanında yetiştiği zaman yemeye çalışıyorum. Her şeyin azı karar, çoğu zarar felsefem. Süt içiyorum, biraz kuru yemiş yiyorum. Öyle dikkat ediyorum kilo almamaya. Yemeğime dikkat ederim. Yavaş yavaş yerim. Sabah bir kere düzenli kahvaltımı yapıyorum. Nedeni yediğimiz bütün ürünlerde büyük ihtimalle katkı maddeleri var. Ben hiçbir şeyin sağlıklı bir şekilde olduğuna inanmıyorum. Sağlıklı beslenmek için özellikle yaptığınız bir şey var mı? Yok. Yani canımı çektiği bir şeyi yerim. Özellikle sabah kahvaltı etmeden önce su içiyorum ve mutlaka meyve yiyorum. Sağlıklı beslenmek için özellikle yediğim yemeğe çok dikkat ediyorum. Çok fazla yağlı, kalorisi olan yemeklere yememeye çalışıyorum. Evde yiyoruz, evde yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar dışarıdaysak da belli yerlerde belli şeyler yiyoruz. Az yemeye çalışıyoruz. Ama spor yapamıyoruz. Beslenme uzmanı Dilara Koçak bu akşam program konuğumuz olacak. Kendisine bir sorunuz var mı? Sürekli salatayla besleniyorum. Ne kadar sağlıklı olup olmadığını aslında kendisine sormak istiyorum. Diyet reçeteleri kişiye göre olmalıdır ama gazetelerde ve televizyonlarda bayağı bir çeşitli diyet reçeteleri var. Yani bu ne kadar sağlık ya da kişiye göre mi ya da genel anlamda mı onu mesela merak ediyorum. Kendi kanaatimce spor yaptığım için her şeyi yiyorum ve böyle olduğunu doğru zannediyorum. Acaba doğru mu değil mi? Son günlerde tereyağı kullanımı ile ilgili bazı teşvikler var. Kullanıp kullanmayacağımı sormak istiyorum. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir cuma gecesi karşınızdayız sevgili izleyiciler. Malum Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan'la birlikte Türkiye'de her dönem çok konuşulan yeme içme meselesi, diyet meselesi biraz daha fazla konuşulmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili Türkiye'nin en çok takip ettiği, sözü en çok geçen beslenme uzmanlarından bir tanesini Dilara Koçak'a davet ettik. Bunu konuşalım ve o da bizi kırmadı. Buraya geldi. Dilara hoş geldin. Hoş bulduk. Çok nasılsın, teşekkürler. İyi çok iyiyim. Soruları gördün mü? Nasıldı sorular? Sorular iyiydi. Türkiye'de ciddi anlamda bir böyle beslenme uzmanlığı konusunda bir sokakta bir yükselen bir şey var değil mi? Evet. Bilgi bir dağarcığı var. Her yerde var yani. Sosyal medyada öyle, gazetelerde öyle, dergilerde öyle. Bize gelen insanlar da masaya oturup sana bir şey sorarken aynı zamanda sorunun cevabını veriyorlar ve senden teyit alıyorlar. Hatta neredeyse sorunun cevabını seninle tartışıyorlar. Bir şey soracağım sana. Kimi oruç tutarken kilo alıyor, kimi oruç tutarken kilo veriyor. Hı. Bunun ayrımı ne, farkı ne? Yani kim neyi nereden doğru yapıyor ya da yanlış yapıyor ki kilo alıyor ya da veriyor? Büyük ihtimalle yaptığı seçimlerden kaynaklanıyor. Eğer orucu gereklerini yerine getirerek tutarsan, yani sahura kalkarsan, sahurda yemen gerekenlerin bir kısmını dengeleyip bir kısmını da iftara bırakırsan aslında Ramazan'da kilo almadan da oruç tutmak mümkün. Hı. Ama eğer sahura kalkmazsan, İftarda da tıka basa yiyerek hareketsizliğe doğru gidersen Ramazan birçok insan için maalesef kilo alma sebebi olabiliyor. Peki ne yapmak lazım? Mesela sahurda nedir yenmesi gereken ideal besin alınması? Sahurda en önemli şey bir kere şu aylarda özellikle çok sıcak olduğu için hidrasyonu tamamlayacağız. Yani yeterli sıvı alacağız. Bir, tokluk hissini uzatacak besinler seçeceğiz. Nedir bunlar? Lifli gıdalar, proteinli gıdalar. Sen konuşurken ben de notumu alayım. Lifli gıdalar, proteinli gıdalar, sıvı içeren gıdalar. Bir gün içinde almamız gereken 5 besin grubu var. En azından bunlardan 2 tane, 3 taneyi sahura koymak lazım. Mesela yumurta iyi bir protein kaynağı. Süt iyi bir protein kaynağı. Sahur için söylüyorsunuz. Sahur için söylüyorum. Süt, yumurta, peynir. Sahurda mutlaka tam tahıllı ekmek istiyorum ben. Yani tam buğday olabilir, tam çavdar olabilir. Bir tane meyve. Çünkü onlar daha uzun süre tok tutuyor. Ramazan'da şimdi pide de keyifli bir şey. O yüzden pideyi iftara bırakıyorum. Tam buğday ekmeğini sahura veriyorum. Peki. Birazcık da fındık, badem ya da ceviz koymak lazım sahura. Yumurta ve süt dedin değil mi? Yumurta dedim, süt dedim. Fındık, badem, ceviz içinde hem yağ var hem protein var. Bunlar bir araya geldiği zaman uzun süre tokluk hissi veriyor ki çünkü çok uzun sürüyor açlık. Kuru yemiş yemeyin derler aslında, yanlış mıdır o? Kuru yemişin miktarı önemli ve çeşidi önemli. Yani oturup da kabak çekirdeği, ay çekirdeği avuç avuç yiyorsan tabii ki orada sana ben dur derim. Ama 10-15 fındık yiyorum, 3 tane ceviz yiyorum Dilara dersen seni alkışlayabilirim. Teşekkür ederim. Alkışlıyor muyum, dur mu diyorum, hangisi? Diğer soruya geçelim diye ben. Peki ideal iftar? İftarda şimdi hep diyoruz ki küçük bir öğün yapın, 1 saat sonra giyin. Biz bunu hani işte olmuyor. Onu tamam, söyleyeceğim. Bunu hepimiz anladık da bunu yapabilen yok herhalde. 6-7 yıldır
Şimdi saatler sürekli böyle yaza yaklaştığı için artık bu öneri biraz biraz geçerliliğini yitirdi. Ha, bir dakika şey sormayı unuttum, özür dilerim. Sahurda pilav, makarna tarzı şeyler yiyin denir hep. Bu yanlış mıdır? Beyaz pilav değil, o çünkü çabuk acıktırır da makarna olabilir. Ha. Makarnanın üstüne de yine proteinini arttırmak için yoğurt, peynir ya da kıyma koyabilirsin. Beyaz pilav acıktırır mı? Beyaz pilav acıktırır. Neden? Çünkü kan şekerini hızlı yükseltir. Hızlı yükselen kan şekeri, hızlı düştüğü noktada kan şekeri düşen insan açlık hisseder. Sadece pilav için değil o zaman. İçinde pirinç olan bütün gıdalar için doğru mu? Beyaz pirinç, beyaz ekmek, beyaz şeker, beyazlaştırılmış tüm karbonhidratlar hızlı acıktırır. Ha, ve insülini yükseltir. Peki, o da yağlanmayı tetikler. İftara geldik. İşte dediğim gibi hani iftarda küçük bir öğün, sonra bir küçük öğün daha maalesef çok geçerli olmuyor. En güzeli çok soğuk, çok sıcak olmayan yiyecekler seçmek. Bu ne demek? Çok soğuk bir su içersen aç kalmış o mideye, şişkinlik ve gaz şikayeti, hazımsızlık yapabilir. İlk içtiğimiz suyun normal oda sıcaklığında olması şart. Hmm. Çorbanın böyle kaynar bir sıcak olmaması lazım. Sonrasında bir parça peynir, zeytin, hurma çok iyi bir iftariyelik mesela. Çünkü hurmanın içinde... Hurmanın besin içeriği nedir Dilara? Yani hurmada çok iyi lif var. Hmm. Lif hem de kan şekerini dengeleyen bir karbonhidrat yapısı var. İlk başta insanın canı tatlı ister ya acıkınca. Özellikle iftardan sonra şöyle bir hani ya, güllaç, baklava, işte kadayıf, hep bunlar aklına geliyor. Arkadaşlar sipariş için hazırlar şu an. O noktada hurma çok işe yarıyor. Hmm. Kan şekerini dengeliyor ve tatlı ihtiyacını azaltıyor. Peki şimdi... bir yandan da seni burada misafir edeceğimi söyleyince insanlardan gelen sorular var. Diyorsun ki bütün konuyu Ramazan'a şey yapmayalım. Zayıflama ve diyet konusu çok soruluyor. Hayır asla yok. Hani içinde bulunduğumuz ay olması münasebetiyle çok fazla soru var bununla ilgili. Evet. Ara ara hem oradan hem buradan soracağım. Tamam. Öğün sayısını azaltmaktan, bazı uzmanlarsa öğün sayısını arttırmaktan bahsediyor. Dilara Hanım'a sorar mısınız? Hı. Hangisini savunuyor ve nedeni ne doğrunun? Ben öğün sıklığının yüksek olmasını savunuyorum. Ama burada tabii sık yiyin diyoruz ama ne yediğin önemli. Hı. Yaptığın seçimler çok önemli. Üç ana öğünümüz var bir kere. Sabah, öğlen, akşam. O net. Eğer sabahleyin 7'de uyanıyorsan ve öğlen 1'de yiyorsan arada 6 saat var. Hı hı. 3 saatte bir beslenmek metabolizmayı hızlandırıyor. Ama öğlen 10-10.30 gibi uyanıyorsan ve 1'de öğlen yemeği yiyorsan o zaman oraya bir ara öğün eklemene gerek yok. Hı. Aynı şekilde 1'de öğlen yemeği yiyorsun. Akşam İstanbul şartlarında büyük şehirlerde biliyorsun işten çıkıyoruz. Saat 8'i 9'u buluyor bazen eve gitmemiz. Sen 1'de yemek yedin, akşam oldu saat 9. Çok acıkırsın. Aç olunca da insan kontrol edemez. İhtiyacından fazla yemek yer. Ama saat 4-5 gibi sağlıklı bir seçim yaparsan, mesela kepekli bir tost olabilir, sandviç olabilir, bir avuç fındık olabilir, kuru kayısı olabilir. O saat 4-5 gibi yediğin öğün senin akşam yemeğe saldırmana engel olur. Hmm. Kepek ekmeği normal ekmeğe göre daha sağlıklı bir ekmek midir? Kepek ekmeği kesinlikle daha sağlıklı bir ekmek ama ben kepek ekmeğin daha da iyisi olan tam buğday ekmeğini öneriyorum. Tam buğday. Tam buğday. Hmm. Aradaki fark şu. Şimdi beyaz undan yapılan ekmek tamamen beyaz undan yapılıyor. Kepekli ekmek dediğin beyaz una dışarıdan kepek karıştırılarak yapılan ekmek ama tam buğday dediğinde o buğdayın tam tanesi var ya, hiç beyazlaştırılmadan olduğu gibi öğütülüyor ve tam taneden un elde edildiği için daha sağlıklı oluyor. Ama iyi haber, ekmek un tebliği değişti Temmuz ayında, içinde bulunduğumuz ayda. Dolayısıyla şimdi fırına gittiğinde aldığın beyaz ekmek de eskiye göre kepeğe daha yükseltilmiş, tuzu daha azaltılmış, eskiye göre daha iyi bir ekmek. Bakanlıktan beklentimiz inşallah birazcık daha buğdaydaki, tam buğday unundaki gibi kepek oranının daha da yükseltilmesi. Ama işte Sayın Bakan'ın açıklaması var. Katkı maddelerini de azalttı. Herhalde daha iyi bir ekmek gelecek. Şimdi bir izleyicimiz der ki Ramazan'da özellikle çok fazla çay içiyorum. Çay içmek vücuttaki su ihtiyacını tam olarak karşılayan bir şey midir? Güzel soru. Ramazan'la ilgili benim de çok geliyor Twitter'dan ve Facebook'tan bu soru. Şekersiz içilen çayı İyi bir içecek olarak kabul ediyoruz. Su yerine geçiyor mu Dilara çay? Su yerine geçiyor diyemeyiz. İyi bir sıvı kaynağı diyebiliriz ama su mutlaka olacak. Yani peki nedir? Yani mesela neden 10 bardak çayla 10 bardak su içmek arasındaki fark ne? Şimdi çayın içinde iyi maddeler var. Antioksidan özelliği var. Ama bir taraftan da aşırı içildiği zaman demir eksikliği olanlarda, yani böyle bir öyküsü olanlarda bunu tetikleme ihtimali var. Bir de vücuttan su attırıcı etkisi, diüretik etkisi var. Yani o suyu tamamlaman gerekiyor. Ama diğer taraftan mesela içinde bir madde var, teanin diye.
O da seni uyanık ve canlı tutuyor. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hiçbir besin hiçbir konuda tek başına suçlu değil. Ama hiçbir besin de tek başına mucize yaratmaz. Dolayısıyla ben su içmeyeyim, hep çay içeyim. Hayır. Ben hiçbir sebze yemiyorum, sadece brokoli yiyorum. Hayır, o zaman o brokoli sana zarar verir. Yani hamburger suçlu mu? Hayır. Ekmek suçlu mu? Hayır. Önemli olan ne miktarda yediğin ve ne sıklıkta yediğin. Hmm. Çünkü diğer türlü hayatımız gerçekten zor, daha da zorlaştırmaya gerek yok. Bir başka izleyicimiz çok fazla suyla, yani çok susadığından bahsediyor, evet, oruç tutarken. Bunun için sahurda çok fazla su içiyorum ama çok fazla su içince tuvalete gitme sıklığım çok fazla artıyor. Dolayısıyla vücudumun su tutmasında bir problem var, yoksa bende mi bir problem var diye sormuşlar. Şimdi çok su içmesine rağmen hala gün boyunca susuzluk, çok normal bir şey değil mi? Yani. Çok su içince, yani benim bildiğim herkes çok tuvalete çıkar. Çok tuvalete gider, o doğru. Tuzlu yiyor olabilir. Hmm. Yani sahurda çok tuzlu yiyorsa daha da susamasının sebebi ondan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden de su dengesinde bir sıkıntı olabilir. O yüzden sahurda belki biraz tuzu azaltıp, yani sodyumu azaltıp potasyumu yükseltmek lazım. Bu ne anlama geliyor? Tuzu oranını düşürdüğünde potasyum olarak yanına kayısı koyabilir. Hmm. Kavun, potasyum, kuru kayısıdan bahsediyor. Kuru kayısı, taze kayısı, kavun iyi bir potasyum kaynağı hem de zamanı. Sahurda yapacağı meyveyi kavun ya da kayısı yaparsa potasyumla biraz sodyumu dengeler. Sokakta bir vatandaşımız sana sormuş. Diyor ki salata ile besleniyorum. Ne kadar sağlıklı? Yanlış. Yani salata tek başına iyi bir seçim. Ama sırf salata yersen nereden alacaksın o zaman? Ben özel bir soru sorabilir miyim? Ben mesela salata yiyince daha çok acıkıyorum. Salatayı neyle yiyorsun? Kalkayım mı? Kalkayım mı ben? Ben gideyim başka biri gelmeyeyim. Ne koyuyorsun salatanın? Salatayı normalde yerler ya insanlar. Hani bir öğün yerine yenir salata. İşte yani daha sağlıklı oldu falan. Ben önden yani bir salata yediğim zaman. Sen bir anlat bakayım, nasıl sen salata yiyorsun? İşte ne var içinde, işte içinde? Yeşillik yeşillikler var. Domates var. Ne bileyim başka ne var? Nane, maydanoz, dereotu, roka, işte her şey arada var. İşte bazen böyle. Üstüne böyle tavuk, et, peynir bir şey koyuyorlar. Bazen koyuyorlar. Ben çok sevmiyorum öyle şeyleri. Salatayı sen yeşil salata olarak. Ben bunu yatayım böyle şey konuşurken şöyle. Kendim psikologta gelişim. Yakın çocukluğuna ineceğim birazdan ben. Hani herkesin yediği salataları yiyorum aslında ama bende salata mesela daha fazla acıktırıyor beni. Yani normal bir tabak yemek yiyip doyacaksam önde salata yemişsem iki defa falan çıktığım oluyor. Belki şöyle bir şey olabilir. Midenle ilgili bir sıkıntı var mı? Ya böyle sinirlendiğinde, gerildiğinde böyle midende bir kazınma olur mu? Var. Evet. Onunla mı alakalı? Mide hassasiyetin varsa çiğ sebzeler mide asidini arttırır. Mide asidi arttığı zaman bir kazınma hissi olur. Ha. O açlıkla karıştırılabiliyor çoğu zaman. Sende öyle bir şey var demek ki. Sen salatayı önden yeme. Ana yemeğini söyle. Yanında ye salatanı. Peki salatayla beslenmek izleyicinin sorusu. Hı-hı. Yani ne kadar sağlıklı bir şey? Tek başına salata sağlıklı bir şey değil. Çünkü salata iyi bir lif kaynağı, su kaynağı. %60-70'i su. Ama enerji değeri düşük. Salatadan salataya da fark var. Bazı insanlar da tam tersini söylüyorlar. Bütün gün salata yiyorum ama kilo veremiyorum Dilara. Ha. Bir soruyorsun salatayı. Salatadan çok içinde malzeme var. Ve salatanın kendisinden çok sosları tehlikeli. Ha. O işte o kremalı soslar var, hardallı soslar var, mayonezli soslar var. Onlar zaten salatayı yiyeceğin orada bir köfte ekmekten daha kalorili hale getiriyor. Nar ekşisi zararlı bir şey mi? Salata nar ekşisi zararlı değil ama kalorisi var. Şöyle düşün, çilek reçeli nasıl yapılıyor? Çileği suyun içinde şekerle kaynatıyorsun. Nar nasıl yapılıyor? Aynen nar da hani narın kaynatıla kaynatıla suyu uçuyor geriye. O özü kalıyor. Yani içinde şeker var. Bu şu anlama geliyor. Salatanın üstüne şöyle bir çay kaşığı nar ekşisi, nar şurubu gezdirebilirsin. Ama bol bol nar koyarsan reçel koymuş gibi olursun. Anladım. Balzamik güzel. Daha beter bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Balzamik nar ekşisinden daha düşük kalorili. Öyle mi? Evet ama onun içinde de alkol var. Hani o yüzden çoğu insan da tercih etmeyebiliyor. Düz sirkeyi tercih edebiliyorlar. Elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir, erik ekşisi olabilir. Bunlar salataya hem kalori vermeyen ama güzel, yoğurt sos çok güzel olabilir. Yani salatalar aslında sosları yüzünden bazen suçlu hale gelebiliyorlar. Bir ara yumurtanın sarısının çok fazla kolesterol içerdiği söylenirdi. Hmm. Özellikle kolesterol yüksek olan insanlarda aman sakın ha dikkat denirdi. Hmm. Şimdi ben mesela son dönemde duyuyorum ne olursa olsun yumurta yiyin diyenler var. Evet. Ne yapsın bu insanlar? Yumurta yesinler. Yumurta iyi bir protein kaynağı. Her protein. Yani sarısı beyazı fark ayırmadan. Etmez. Yumurtanın sarısında protein ve kolesterol var. Beyazında kalsiyum ve protein var. Biz kendi böyle insanların beslenme özelliklerine göre diyet yazarken peynir yiyemeyen bir insana mesela başka bir şey bulmak zorundasın. Çünkü o insana kalsiyum ve proteini bir şekilde sağlamak zorundasın.
Peynir yiyemeyen, kalsiyum ihtiyacı olanlara eğer süt de içemiyorsa biz ya fındık veririz ya yumurta beyazı veririz. Çünkü yumurta beyazında peynir kadar kalsiyum ve protein var. O yüzden sporcuysa bu ve proteine daha çok ihtiyacı varsa mesela 5 yumurta beyazına tek bir sarı karıştırırız. Ama sağlıklı, işte okula giden bir çocuksa bu her sabah bir yumurta yesin deriz. Tamamen bireysel özelliklere bağlı ama yumurtanın direkt %100 kolesterole direkt bir etkisinin olmadığı birçok araştırmada artık kanıtlandı. Yani yumurta masum diyebiliriz. Peynir sever bir izleyicimiz soruyor. Hı-hı. Kaşar peynirimi, beyaz peynirimi tercih etmeyi öneriyor Dilara Hanım diyor. Yani bu artık hani damak tadıyla, tadıyla ilgili bir şey ama beyaz peynir hani az tuzlu ve az yağlısını tercih edebilir formuna dikkat ediyorsa. Kaşar peynirinde de taze kaşar alırsa su oranı daha yüksek olduğu için kalorisi daha düşük. Eski kaşar alırsa su oranı uçup yağı yüksek olduğu için daha kalorili. Öyle mi? Eski kaşarda yağ oranı mı çok fazla? Tabii tabii, çünkü su uçuyor ya. Hmm. Bir besinde ne kadar çok su varsa onun kalorisi o kadar düşük olur. Kadar mesela salatalık çok düşüktür kalorisi çünkü %60-70'i su. Ama işte diyelim ki fındık kuru bir besin değil mi? İçinde su çok fazla yok. Onun yağ şeyi yüksek, kuru madde miktarı ve yağı yüksek, o yüzden daha kalorili. Son dönemde birçok diyetisyenin önerdiği destek hapları var. İşte diyetle birlikte kullanılan destek hapları var. Şimdi bir sürüsü gelmiş burada. İsimlerini söylemeyeyim de ben sana. Senin hastalarına önerdiğin var mı? Böyle mutlaka şunları alsınlar, şu molekülleri içeren şimdi hapları. Şimdi bu benim çok endişe duyduğum bir konu. Müsaadenle seni de düzelteceğim. Çünkü birçok diyetisyenin önerdiği destek ürünler değil bu. Bu birçok internet sitesinde, hatta bizim iznimiz olmadan çok mücadele ediyoruz bunlarla. Sanki bizler öneriyormuşuz gibi bunlar anlatılıyor. Ama şu anda buna ciddi bir Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı el ele verip bir kısıtlama getirdi. Çünkü bu destek ürünler kontrolsüz kullanıldığında insanlar kilo kaybedeyim derken sağlığını kaybediyor. Evet. Ölen insanlar oldu bundan. Bu işin doğası şudur. Senin birinci hedefin besin yoluyla bunları tamamlamaktır. Çünkü doğada 50'ye yakın besin öğesi var her gün almamız gereken. Ve sana hani her mevsim bir sürü çeşit çeşit sebze meyve göndermiş zaten hani yaradan. Sen bunları tamamlayabilirsin. Ama diyelim ki senin süte alerjin var. Sen o zaman ne yapacağız? Biz mecbur kalsiyumu dışarıdan besinle sağlayamıyorsak hap olarak vereceğiz. Ama işte filanca hapı kullandım, şunun suyunu onunla kaynattım, mucize kilo verdim. Bu işte mucize yok. Hmm. Candaşcığım seni üzdüysem bilmiyorum. Yani mucizevi bir şey bekliyorsan benden bu işte mucize yok. Az yiyeceksin, hareket edeceksin. Şu omega 3 hapı mıydı? Omega 5 miydi? Neydi o? Omega 3, 6, 9. Onu öneriyor musun sen? 3 tane var. Hangisini bilmiyorum. Bu hani içinde balık yağı gibi olanlar balık var. Balık yağı olan omega 3. Öneriyor musun sen de? Eğer haftada 3 gün balık yemiyorsan omega 3 dışarıdan alman ne lazım. Ne kadar almak lazım? Günlük 500 ila 700 miligram alman lazım. Ama balık yemiyorsan da başka bir çözüm bulabilirsin kendine. Haftada 3 mü balık yemeyeceksin? Haftada 3, 200'er gramdan balık yiyeceksin ya da her gün ceviz yiyeceksin 4-5 tane ya da semiz otu yiyeceksin. Böyle bir insan yok gidiler ya. Niye? Ben yiyorum her gün 3 tane ceviz. Çok ben basit candaş. Ya getirin candaş bir 3 tane ceviz arkadaşlar. Hayır, her gün 5 tane ceviz yiyeceksin. Evet, ne var? Ya da haftada 3 balık, tane balık yiyeceksin bir şey daha dedi ya da semiz otu. Ne kadar semiz otu? Bak şimdi tam zamanı. Semiz otunun ister salatasını yap, ister yoğurtla karıştır, istersen yumurtalı yap, istersen kıymalı yap. Bunu ne için? Yani hangi? Omega 3 almak için. Omega 3'ün en önemli kaynağını saydım. Omega 3'ün çok görevi var vücutta. Bir kere sinir iletileri için, depresyon için, antioksidan kaynağı, kalp damar sağlığı için, çocuklarda beyin gelişimi için omega 3 en önemli yağ asitlerinden bir tanesi. Ve alımı sınırlı dediğim bu kaynaklarda var işte. Bu kaynakları iyi alamıyorsan eğer, o yüzden dışarıdan takviye olabilirsin. Programları hiç sormuştum ben sana. Bir de koenzim diye bir şey var. Ha, evet. Ya onun bir faydası var mı? Koenzim Q10'de bir antioksidan, özellikle kalp damar sağlığı açısından önemsiyoruz. Onu da eğer kolesterolün yüksekse, işte yüksek tansiyonun varsa ve bu beslenmeyle ve ilaçla yönetilemiyorsa destek olarak koenzim Q10 verilebiliyor. Ama bunu şimdi duyup bizden gidip de eczaneden ben de alayım koenzim Q10. Vücuda aldığın her bir şeyin bir kere ne oluyor? İşte karaciğerde, böbrekte temizleniyor. Bunlar sana atık maddeler bırakıyor. Vücudunda bir metabolik atık oluşuyor. Vücuduna iyi bakman lazım. Yani çöp tenekesi değil vücudumuz. Ağzından giren her şey vücudunu yoruyor.
O yüzden vücuduna iyi bakmak lazım. Bir izleyicimiz Ramazan'la ilgili bir soru soruyor. Hı-hı. Diyor ki yani oruç tutarken uzun süre aç kalıyoruz. Uzun süre açlığın normalde çok hani önerilen bir şey olmadığını biliyoruz. Evet. Bunu sahurla iftar arasında bu meseleyi bir dengeleyebilmek için nasıl bir yani beslenme sistemi öneriyor Dilara Hanım ki o uzun süren açlık vücuda evet. yağ olarak dönmesin diye soruyor galiba. Şimdi demiştik mutlaka sahura kalkacak diye. Aslında bunun hani mümkün olsa da iftardan sahura kadar hani eskiden öyle düzen varmış, çalışma şekli ona göre olabiliyormuş. Hani uyumadan sahurdan, iftardan sahura kadar sonra hani biraz uyku, öğlen uyanmak gibi aslında günü daha dengeli geçirebilir. Ama çalışan bir insansa ilk başta söylediğimiz önerileri tekrar edelim istersen. Sahurda mutlaka lif ve protein kaynağı dedik, yumurta, süt, peynir, tam buğday ekmeği, bir meyve ve yanında fındık, badem, ceviz gibi tok tutan bir yağlı tohum. Mutlaka sıvı alacak. Çay içebilir, şekersiz içecek ama yine de su içmeyi çay, unutmayacak. Çay limonla daha sağlıklı bir şey mi çay? Limonla daha sağlıklı. Demirle ilgili sıkıntı varsa limon sıkınca o demirle ilgili anemiyi önlüyoruz. İftarda da ne dedik? Çok sıcak ya da soğuk olmayacak. Yavaş yenecek, iyi çiğnenecek. Mümkünse yedikten sonra bir yarım saat falan dinlenip küçük bir ikinci öğün yapılacak. Yemekten sonra eğer tatlı yenecekse güllaç en evet ideali çünkü içinde yağ yok, süt var, şeker var, bir de güllaçın kendisi var. Dışarıdan yağ ilave etmiyoruz. Çok bir işlem de görmüyor. O yüzden bir gün meyve ve süt, ertesi gün güllaç. Her gün her günde değil tabii ki. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra bunu konuşalım, devam edecek. Diyanet geleneğe göre konuşuyor ve bunu itiraf ediyorlar. Bu şekilde tutulan oruç sabah namazlarını kılınmamış hale geliyor. Hazreti Peygamber'in kıldığı sabah namazının vakti bu değildir. Hac ibadeti Kur'an'ın ahkamına aykırı yapılıyor. Hac ayları 3 aydır. Siz haccı nasıl yapıyorsunuz? 2 güne sıkıştırıyorsunuz. Adet hali kadına oruç tutmama ruhsatı verir. Sonra gününe gün tutar. Orucun kefareti falan olmaz. Öyle mi? İsterse kadın o halinde, adet halindeyken orucunu da tutar, namazını da kılar. Kadın isterse o günlerde orucunu tutmaz ve orucunu sonra kaç gün yemişse kaza eder. Diyanetin takvimine göre ben oruç tutmam. Ben diyanete uyarsam benim tahtahanede pişmirik oynayan adamla farkım ne? Ya Kur'an'a bakacaksınız, o zaman teravih diye bir namaz yok. İsteyen istediği kadar tatavuan namaz kılar, öne açıktır. Milli piyango kumardır. Milli kumardır. Milli olunca kumar olmuyorsa bilemem. Allah'a ibadet sadece namazdan oluşan ibaret. İnsan hayatını böyle falan mala bağlamak İslam'ın nefret ettiği bir şey. Tövbe, suç işlemişse suçunu itiraf edecek. Tabii Allah'a karşı işlediği suçlarda tövbe geçer. İnsan hukukunu çiğnemişse bunun tövbesi yok, onu ödeyeceksin. İnsan haklarını çiğneyenlerin Allah hakkından bahsetmeleri de ayrı bir namussuzluktur ve vahim bir namussuzluktur. Bunu konuşalıma devam ediyoruz. Konuğumuz beslenme uzmanı Dilara Koçak. Tüketimiyle ilgili inanılmaz sorular var. Bir sürü soru var ama aslında herkes önce ideal su miktarı nedir diye soruyor. Günde tüketilmesi gereken. Tamam. Vücuda aldığın her bir kalori için 1 mililitre suya ihtiyacın var. Yani teknik açıklaması bu. Kadınlara diyoruz ki ortalama 2000 kalori alsınlar. Su erkekler. Bana su içelim. Ben de içeyim. Önce seni sonra beni çorum. Sen konuşabilirsin. Su tüketimi. Erkeklerde 2500 kalori diyoruz. 2500 kalori 1 mililitreden kaç litre edecek? 2,5. Bravo. Evet. Erkekler 2,5 litre içecek. Demek ki kadınlar ortalama 2 litre içecekler. Bu günlük evet ihtiyacımız. Ama hava çok sıcak. Spor yapıyorsun, terliyorsun. O zaman bu miktar erkeklerde 3 litreye kadar çıkıyor. Kadınlarda da 2,5-3 litreye çıkabiliyor. Ne diyorsun ya? Suyla ilgili birçok efsane var. Belki soracaksın bana. Bir dakika sormayacağım. Aha, da 2,5 litre zaman çok ciddi bir rakam da şu an. Hayır, düşünüyorum. Hiç yani değil. Şu sudan bahsediyoruz değil mi? Bunun içindeki sudan. Yani yediğimiz evet. içindeki her şeyin içindeki bir su mu yoksa? Yok, yok.
Saf sudan bahsediyorum. Yani normal bardak bardak 2,5 litre su içmek lazım. O bardağın 300 mililitre filandır. Bir de küçük şişeler var ya 500'lük. Evet. Ondan 5 tane bitirirsin. Ya ben bitiriyorum 5 tane. Ben çok su meraklısı bir, yani su içemiyorum daha. Belki başka sıvılar alıyor olabilirsin. İşte o oluyor mu? Yani bakayım, çayla, kahveyle, çay, kahve. Tamam, başka? Su. Maden yok, suyu. Kola. Bu kadar bitti. Evet, bitti. Çorba. Çorba. Çorba var tamam. Bir de. Ama lütfen su iç. Yeterli su içip içmediğini anlamanın en güzel yolu idrarının rengine bakacaksın. Hmm. İdrar açık rengin, olursa... Evet, açık, yani daha doğrusu renksiz olursa yeterli su içiyorsun ama rengi sarı ve özellikle koyu sarıysa sen kendine iyi bakmıyorsun. Hmm. O yüzden su miktarını arttırman lazım. Neden bu kadar önemli su içmek peki? Çünkü şöyle düşün, şimdi evde su kesildi diyelim, temizlik yapabilir misin? Evet. Yapamazsın. Bir de eve misafir geldi diyelim, en büyük kabuslardan biri. Eve misafir gelmiş, su yok. Temizlik yapamıyorsun. E şimdi sen vücuduna her gün bir sürü şey alıyorsun. Yediklerinle, az önce saydıklarınla, işte bir sürü toksik madde giriyor dışarıdan vücudumuza. Bunları kim temizleyecek kendi kendine? Su. Vücudumuzun bir temizlik sistemi var. Ama orada en önemli komponent su. Hmm. Eğer sen vücuduna su alamazsan vücudunda bu temizliği yapamaz. Sıcak su ve soğuk su arasındaki farkı biliyor musunuz? Ben sıcak su içemem zaten. Soğuk su severim. Soğuğun iyi bir şey olduğunu umut ediyorum sadece. Soğuk duruma göre iyi. Şimdi... Sanki sıcak su içince yağlar eriyormuş gibi böyle sorular geliyor bana da. Hele bir de sabah uyanırsan, bu suyun içine bir de limon sıkarsan yağlar kesin eriyor gibi inanışlar var. Midesi mahvolur insanın ya. Bu iş bu kadar kolay olsaydı ben de 6 sene okumazdım. Hani herkes sıcak suyun içine limon sıkardı, içerdi, yağlarından kurtulurdu. Efsane mi bu? Efsane tabii ki. Sıcak su ve soğuk su arasındaki tek fark mideyi terk etme hızı. Sıcak su midede 80 dakika kalır, neredeyse 1,5 saat. Soğuk su mideyi 20 dakikada terk eder. Eğer sen sıkı bir diyet yapıyorsan, diyetisyenin seni aç bırakıyorsa muhtemelen sana aralarda bol bol sıcak su iç der. Çünkü miden dolu olsun, acıkmayasın diye. Ama eğer hava sıcaksa, sen spor yapıyorsan ya da maraton koşan birisi, atletsen senin soğuk su içmen lazım. Çünkü terle attığın suyu yerine koyman lazım, yoksa dehidrasyona girersin. Konsantrasyon güçlü olur, kendini hani toparlayamazsın. O yüzden sıcak su ve soğuk su içmenin arasındaki tek fark mideyi terk etme hızı ve duruma göre değişir. Dilara, bu limonlu su hikayesini metabolizmayı hızlandıran bir şey olarak anlatırlardı. Hiç ha, alakası yok mu durum? Hiç alakası yok. Bir tarafta limon, özünde C vitamini var, öteki tarafta da su. Dolayısıyla ikisi birleşince öyle mucizevi bir formül haline gelmiyor. Kaldı ki C vitamini ısıyla çabuk kaybolur ve özelliğini kaybeder. Sıcak suyun içine limon sıkınca zaten C vitamini özelliğini kaybediyor. Çünkü C vitamini ısıyla kaybolur. Bir faydası olmuyor. Üzerinde diyet yazan gıdalar var diye soruyor bir izleyicimiz. Reçelden meşrubatlara kadar. Evet. Bunlar ne kadar diyet diye soruyorlar size. Aslında bunlar diyet ve diyabetik ürünler biraz kavram olarak karışıyor. Ben şöyle anlatınca daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. Diyet ürünleri biraz böyle birbirinden ayırmak lazım. Diyet içecek dedin, diyet bisküvi, ondan sonra işte diyet dondurma, diyet kek, diyet kurabiye. Bunların içine şeker çıkartılıyor, tatlandırıcı konuluyor. Ama sen diyet peynir, diyet süt, diyet yoğurt dediğinde bunların içine bir şey ilave edilmiyor. Niye diyetler onu? Bunların içindeki yağ çıkartılıyor. Ha, diyet süt de var öyle değil mi? Öyle, diyet süt var, diyet peynir var, diyet yoğurt var. Katkı maddesi kullanmaktan korkuyorum. O yüzden diyet ürün yemiyorum diyenlere, diyet süt, yoğurt ve peynirde bir katkı maddesi yok. Santrifüjle yağı ayrılıyor. Onları yiyin diyebiliyoruz rahatlıkla. Ama katkı maddesinden korkanlara, özellikle tatlandırıcıdan korkanlara ben şöyle tavsiye ediyorum. Yani o zaman hani diyet bisküvi, diyet kek yemeyin. Normali daha düşük miktarlarda yiyin. Ya da doğal tatlandırıcılar var. Mesela bir bitki özü var, stevia diye bir bitki var, yaprakları bile tatlı. Onun özüyle kendin pişirebilirsin sütlacını, kekini ya da kurabiyeni. O zaman kendi diyet ürününü yaratmış olursun. Bir izleyicimiz hamilelik dönemiyle ilgili bir soru sorar size. Der ki, hamilelik döneminde alınan kilolar kadınların aklını kurcalıyor. Hamilelik döneminde anne adaylara en çok veya en az kaç kilo almanı sorar mısınız demiş. Buyurun, sorduk. Hemen cevaplayalım. Eğer anne adayı gebeliğe kilolu başladıysa, fazla kilosu varsa bir kere ilk 3 ay onun kilo almasını istemiyoruz. İlk 3 ay aynı kiloda tutuyoruz. Kalan 6 aylık dönemde de, 6-6,5 aylık dönemde en fazla 8-9 belki 10 kilo almasını hedefliyoruz. Ama
Anne adayı normal kiloda başladıysa hamileliğe, boyuna göre olması gereken kiloda, o zaman 9 ila 11 kilo, 12 kilo maksimum aldırıyoruz. Eğer zayıf başladıysa, normal kilosunun altındaysa hamilelik başlangıcı, o zaman 12-14 kiloya kadar çıkabiliyoruz. Ama ortalama 11-12 kilo diyebiliriz. Anne adaylarının beslenmesiyle ilgili bir sürü soru var. Bunları topluca sorayım. Bunun ideali nedir? Söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin. Ne olur bunu tek tek sormam mümkün değil benim. Gebelik özel bir dönem. Hani o yüzden geldikleri zaman biz bakıyoruz bir gün içinde neler yiyor, neyi eksik. Ona göre özel beslenme programı veriyoruz. Ama gebelikte en önemli besin öğesi folik asit. Hamile kalmadan 3-4 ay önce almaya başlamak lazım. Hamilelik döneminde de buna devam etmek lazım. Yeşil yapraklı sebzeler, portakal, folik asidin iyi kaynağı. Demir çok önemli, kalsiyum çok önemli. Çünkü bebek annenin depolarını kullanabiliyor. O yüzden de kırmızı et, kuru üzüm, pekmez, süt ürünleri tabii ki kalsiyum kaynağı olarak hamilelikte en önemli besin öğeleri diyebiliriz. Bir izleyicimiz diyor ki bir arkadaşım zayıflamak için karbonatlı su içmemi, aç karnına sirke suyu tüketmemi önerdi. Ne yapayım diye soruyor ama ben galiba söyleyeceğin şeyi yayınlayamayacağız. Ritik var. Bu böyle bir şey var mı? Karbonatlı su içmek ve aç karnına sirke suyu tüketmek kilo verdiren bir şey mi? Yok değil, o da efsane. Enteresan. Kırmızı etle ilgili bazı sorular var, onları sorayım. Şimdi burada da bir sürü şey var sorulan. Yani kırmızı etle ilgili ana sorulan soru... Ya bir kere haftalık ideal kırmızı et tüketimi oranın şeyi nedir? Miktarı nedir? Haftada, ne kadar yenmeli? Haftada 2-3 gün 120-150 gram. Mesela 4-5 köfte ne kadar. Ne yemek lazım? Yağsız tarafından yersen kırmızı eti daha az doymuş yağ alırsın. Kolesterolü daha düşük alırsın. Hı hı. Yağsız dana kıymadan köftelik kıyma çektirip bunu sebzelerle köfteli hale getirebilirsin. Daha güzel olur. Haftada 3-4 gün kırmızı eti istersen bir haftaya şöyle tamamlayalım. Az önce haftada 3 balık demiştik. Yani haftada 3-4 kırmızı et, haftada 3 balık, haftada 2 tavuk ya da hindi. Geriye kalan öğünlerimizi baklagil ve sebzeyle tamamlayıp zaten bir haftada 7 günü 2 ana öğünle çarparsan 14 öğün var. Bu şekilde dengeli bir dağılım yapmak mümkün. Özellikle bu diyet meselelerine kadınların daha çok kafayı taktığı yönünde bir şey var. İnanış var. Bu doğru mu? Ve doğrusu niye mesela kadınlar daha fazla takıyor kafaya bunu? Şimdi kadının üstünde baskı var çünkü. Yani kadının medyanın da dayattığı ya da hani görsel olarak böyle bir üzerimizde şey var. Kadın da kadından bunu bekliyor. Erkek de kadından bunu bekliyor. İki kadın karşılaştıkları zaman genelde şöyle oluyor ilk 3-4 cümle. Aa çok iyi gördüm seni, kilo mu verdin? Ya da aa ne yaptın, kilo mu aldın? Hani birbirlerinin gözünün içine bakıp nasılsın, iyi misin diye sormuyor artık insanlar. İlk önce dış görünüşe bakıyorlar. O yüzden bu kadınların üstünde bir stres oluşturuyor ki yani ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Çünkü zayıflık bir sağlık göstergesi değil. Herkes zayıf olmak zorunda değil. Zayıf olan her insan sağlıklı anlamına da gelmiyor. Yani bir beden tipi var, yaş var, bu bireyin kendine göre bir kilo oranı var. Hormonlarıyla ilgili bir hastalığı olabilir, rahatsızlığı olabilir. Ama kadınların işi erkeklere göre zaten özünde daha zor. Siz çok şanslısınız. Niye? Çünkü sizin metabolizmanız bize göre daha hızlı. Tamam da bir dakika bizim ya bizim böyle sanki erkeklerin obez olma hürriyeti varmış gibi konuşuyorsun da o. Ama erkeklerde böyle bir estetik baskı yok. Erkek ne zaman bu işi ciddiye alıyor biliyor musun? Sağlığıyla ilgili problem olmaya başladığı anda 40 yaş üzeri erkek panikliyor. Kolesterolü yükseldiği zaman ya da işte kan şekeri sınırda olduğu zaman, tansiyonu yükseldiği zaman erkek panikliyor. Erkek o zamana kadar biraz kendini rahatlatmış durumda. Ama kadının bu stresi ne zaman başlıyor biliyor musun? İlk adet gördüğü günden itibaren. Ayın yarısı zaten hormonal düzensizliklerle geçiyor. Sonra işte hamilelik dönemi, emzirme dönemi, menopoz, osteoporoz derken kadında hep bir hormonal değişiklikleri oluyor. Kadınlık hormonu östrojen, yağ yapısında bir hormon. Mesela şimdi aynı yaşta olsak da, aynı boyda, aynı kiloda, aynı sporu yapsak da sen erkek olduğu için, senin kas yapın daha fazla olduğu için sen yediklerini daha hızlı yakıyorsun. Ama kadında çok daha çabuk yağ dönüşüyor. Bir de kadın olmanın şöyle bir farkı var. Biz daha duygusalız. Bazen duygusal açlıkla fizyolojik açlık birbirine karışıyor. Öyle değil mi? Evet. Yani 16 farklı duygu var. Aslında duyguların aç. Ama sen miden aç zannediyorsun. Yani yalnızlık, üzüntü, terk edilmişlik, suçluluk, sinirlilik, kızgınlık, nefret. Bu duygular aslında senin açmış gibi hissetmene sebep oluyor.
Sen aslında bu duygularını doyurursan doygunluk hissi gelişiyor. Diğer türlü istediğin kadar ye, bu duyguların açsa hiçbir zaman tatmine ulaşamıyorsun. O yüzden ben uzun yıllardır psikologla beraber çalışıyorum kliniğimde. Ha, çok önemli. Yani tabii ki duyguları da çünkü tatmin etmek lazım. Peki bir şey soracağım. Bu sadece kadınlarda mı böyle? Yani bu duygusal erkek. Açlık erkeklerde de fiziksel açlığa dönüşmüyor mu? Tabii tabii erkeklerde de var. Ama kadınlar biz biraz daha duygusal olduğumuz için biz de daha yoğun daha yaşıyoruz. Belirgin. Daha belirgin. Bir izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki işim yani çalışma şartlarım gereği %80 zaman masa başında geçiyor. Birkaç diyetisyene gittim ama maalesef kilo problemiyle ilgili bir çözüm bulunamadı. Dilara Hanım'a sorar mısınız diyor. Nasıl bir beslenme modeli öneriyor? Yani tabii böyle ezbere konuşmak mümkün değil. Şöyle tavsiyelerim olabilir. Aslında günümüzde şey değil mi? Yani iş hayatının çok büyük bir kesimi belli meslek grupları hariç masa başında geçiyor öyle insanların. Oldu. Öyle oldu. Hareketsizlik çok önemli. Yıllar itibariyle baktığımızda aslında aldığımız kalori çok artmamış. Hareketimiz azaldığı için şişmanlıyoruz. Hanımefendi 2-3 uzmana gitmiş ama hani %80 hareketsiz. Bunun dışında elimde hiçbir veri yok. Bu beyefendi bu arada. Öyle mi? Peki beyefendiye o zaman şöyle bir önerim olabilir. Mutlaka bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanına gitsin. Hormonlarına bir bakılsın. Yani beslenme diyete rağmen kilo veremediyse sadece diyetle çünkü kilo veremediyse muhtemelen metabolizmasında bir hormon problemi olabilir. Bu tip vakalar oluyor değil mi? Yani tabii. Ne yapılırsa yapılsın kilo tabii. Veremeyenler oluyor. Burada yani hormonal yapıya bakıyorsunuz. Başka? Kesinlikle. İki önemli hormon var. Tiroid hormonu ve insülin hormonu metabolizmayı yöneten. Senin tiroid hormonun çalışmıyorsa ya da az çalışıyorsa yani hipotiroidin varsa istediğin kadar diyet yap, egzersiz yap kilo veremezsin. Ya da insülin hormonun hep yüksekse az da yesen yediklerin daha hızlı yağa dönüşür. O yüzden az önce dedim ya psikolog, diyetisyen beraberiz ama yanımızda mutlaka da bir doktor ve egzersiz uzmanı. Yani aslında bu dörtlü bir sacaya. Bu bir ekip çalışması. Hani az önceki yok işte limonlu su içtim, karbonatlı su içtim, şu hapı aldım, zayıfladım. Bunlar son derece hani bilimsellikten ve sağlık ciddiyetinden uzak yaklaşımlar. Bu işin özü böyle bir sağlık ekibinin olaya ciddi bir yaklaşımla. Çünkü obezite kronik ve ciddi bir hastalık. Bu şey meselesi de bununla alakalı mı? Su içsem yarıyor diyenler vardır ya. Evet. Ya bu da hormonal bir bozuklukla alakalı hormonal bir şey. Hormonal bir bozukluk olabilir. Yani hiç, sahiden benim mesela tanıdığım arkadaşlarım hiçbir şey yemiyorlar, içmiyorlar falan ama... Kilo almaya devam ediyorlar. Yani böyle bir durum eğer var. Eğer insülin ve tiroidlerine baktırmadılarsa baktırsınlar. Ya da daha önce yapılan yanlış diyetler bireylerin metabolizmalarının bozulmasına sebep oluyor. Ne demek o mesela? Yanlış diyette en vahim hata nedir mesela bir diyet? Şok diyetler. Ne demek o şok diyet? Kısa sürede hızlı kilo verdirmeyi vaat eden diyetler var. Tabii var. Yani en sık kullandığımız arama motoru herkes biliyor. Oraya diyet, diyetisyen kelimelerini yazdığında... İlk 5 sayfada gerçekten bir diyetisyen olan insanın sayfasına götürmüyor seni. Değil mi? Bu acayip iksirler, karışımlar, işte hapların olduğu reklam sayfaları çıkıyor. Ve bu yanlış diyetler diyor ki sana 3 günde 5 kilo diyor. Senin 5 kilo verebilmen için günlük yani 1 kilo yağ verebilmen için 7000 kalori eksik yemen lazım. 5 kilo için 35000 kalori eksik yemen lazım. Ya da 35000 kaloriyi yakacak kadar spor yapman lazım. Bu da en fazla 3 haftada olur yani. 3 günde mümkün değil. 3 günde ne yapıyorlar biliyor musun? Seni aç bırakıp vücuttaki suyu atmaya yönelik maddeler ekliyorlar içine. Yani vücut suyunu attırıyorlar. Yani müthiş tehlikeli bir şey değil mi? Müthiş tehlikeli yani insanlar ölüyor bu yüzden. Bir de en büyük hata karbonhidratı tamamen kesmek. Sırf protein yemek. Sırf protein yediğinde... Hızlı kilo veriyorsun çünkü kas kaybediyorsun. 1 gram kas kaybettiğinde vücut 3 gram su atıyor. Kas gittikçe su gidiyor, kas gittikçe su gidiyor. Evet kilo da gidiyor. Niye kasların gitmesine karşıyız? Çünkü kaslar yağı yakan fabrikalar. Sen diyete ilk başladığında kasın buradaydı, yağın buradaydı. Yanlış diyet yaptın, kasından yedin. Kas yiyince metabolizman yavaşladı, yağın arttı. Yine daha sıkı diyet yaptın. Yine kasın azaldı. Kas azaldı, yağ arttı. Kas azaldı, yağ arttı. Benim yaptığım ölçümlerde vücudunun %50'si yağ olan insan var. Bu kasla bu yağ yan yana gelince işte o zaman bu kas metabolik olarak artık bu yağı yakamıyor. İşte o da su içsem yağıyor. Bu cinayete teşebbüs bu ya.
İşte maalesef. Ya bu öyle değil mi? Evet. Yani yüksek... Peki bunun geri dönüşü var mı Dilara? Yani şu bahsettiğin oranı ben... yakalamış birini yeniden tedavi etmek mümkün mü? Ben diyetle bunun kasını arttıramam Candaş. Neyle arttırabilirim ancak? Egzersizle. O zaman işte egzersiz uzmanıyla ciddiyetle bir program hazırlıyoruz beraber. Kasını büyütecek, kasını arttıracak egzersiz veriyoruz. Diğer yandan vücuda da yavaş yavaş karbonhidrat yedirmeyi öğretiyoruz. Mesela çıkıp diyorlar ki işte ekmek zehirdir, ekmek yemeyin. Ben son derece talihsiz ve doğru bulmuyorum bu açıklamaları. Beyaz İnsanlar, ekmek için söylüyorlar. Beyaz yanlış ekmek için, beyaz ekmek olsa bile kontrollü yenebilir. Karbonhidratı hayatınızdan çıkarın demek insanlara kötülük yapmak demek. Son zamanlarda kara buğdayı çok sık duymaya başladık. Hı-hı. Vücut için nasıl bir etkisi var diye soruyor izleyicimiz. Biraz önce söylediğin tam buğday mıdır? Tam buğday, kara buğday, ha. Bulgur, baklagiller bunlar doğru tahıllar ve yenilmesi gereken tahıllar. Fazla uykunun kilo almaya neden olduğu doğru mu? Fazla uyku hareketsizlik sebebiyle kilo almaya neden olabilir ama daha önemli bir araştırma var. Günde 4 ila 6 saatten az uyuyanlar daha kilolu. Öyle mi? Evet. Şahane. Kaç saat uyuyorsun? Diğer soruya geçelim diye ben konuyu sen kapatarak... Sen sınıfta kaldın Candaş. Benim bu son program büyük ihtimalle sevgili seyirciler. 4 ila 6 saatten az uyuyanlar gün içinde kendini yorgun hissediyor. Yorgunlukla, açlıkla karışan bir durum. Ben daha az uyumuyorum. 4 ila 6 saatten çok daha fazla uyuyorum. Ha, o yüzden söylüyorum. Sen de tam tersi. Tam tersi. 4 ila 6 saat, peki bunun şeyi nedir? Yani 6 saat midir günlük uyunması gereken saat? Kişiye göre değişir ama minimum 6 saat. Ha, minimum 6 saat. Çünkü 8 saatten fazla uyumak kilo neden olur diye bir inanış varmış. Yani günde 12 saat uyursan tabii hareketsiz geçirdiğin süre artacağı için sen buradan kendine çıkarman gerekeni... Gördüğün gibi kafamı kaldırmıyorum kağıttan, böyle kağıda bakarak soruyorum. Evet, burada enteresan. Bunu sorayım. Çocuğu peki, yemek yemeyi reddeden annelere bir tavsiyesi var mı? Mağdur bir anne olarak soruyorum bu soruyu demiş bir izleyicimiz. Çok iyi anlıyorum. Ben o anneler gerçekten çok üzülüyorlar çocukları için. Muhtemelen çocuk çok zeki ve akıllı, anneyi oynatıyor. çocuk eğer anne ilk başta ipleri çocuğun eline verirse, yani çocuk artık yemeği bir ödül ceza sisteminin bir parçası olarak görürse anne babayı çok güzel oynatıyor. O yüzden yemeği yemek gibi koyacaksın çocuğun önüne. İşte oyun oynayarak yedirmek, işte yemeği yersen sana şunu alacağım, akıllı durursan şöyle yapacağım. Orada yemeği ödül ceza gibi kullanmamak lazım. İşte seni daha çok severim, sana şunu alırım. Özellikle kız çocukta, küçük yaşta babanın yemeği böyle sevgiyle karşılaştırması çok riskli, bunu söylemek istiyorum. Sonra biz bu kızların büyüme döneminde, genç kızlık döneminde yeme bozukluklarıyla karşılaşıyoruz. Hmm. Yani ince ve güzel olursam babam beni daha çok sevecek gibi bir şey oluyor. Yine o yüzden baba işte. Evet, baba kız ilişkisi çok önemli. Yemekte de sevgiye koşul olarak görülmemeli. Dilara Hanım'ın evinde mutfağına kesinlikle sokmadığı gıdalar var mı? Çok fazla kızartma olmaz. Ben Adanalıyım. Dolayısıyla Çukurova çocuğuyum. mesela içli köfte bizde çok yapılır. Eskiden içli köfteyi annem kızartırdı. Artık haşlıyor. Eskiden çok güzel tavuklu, nohutlu pilav yani. Kızartması da çok fena olur. Be. İşte sen yine bak sınıfta kalıyorsun. Sen çok konuşamıyorsun. Soru sor sen diyorsun. Tavuklu, nohutlu pilavın üstüne yağ kızdırırdı. Böyle dökerdi cos diye. Artık onu yapmıyor. Plan gibi küçük değişiklikler oldu Çukurova mutfağında ama hala kebap yeniyor. Hala içli köfte yeniyor. Küçük değişikliklerle hayatın keyfini kaçırmadan. Gazlı meşrubatlarla ilgili bir söyleyeceğiniz var mı? Çok sık tüketilmemesini öneriyorum. Çok ihtiyacımız yok. Bir de meyve suları var piyasalarda satılan. Yani şimdi bunu nasıl, meyve suları diye anlaşılıyor değil mi? Meyve suyu, evet. Meyve suyu, tamam. Bunlarla ilgili sorular var gelen. Bunlar ne kadar sağlıklı? Normal meyve yemiş gibi bir besin değeri var mı diye soruyor izleyicilerimiz. Ben meyve yemiş. Ya bir portakal suyuyla bir içecek portakal suyu aynı şey mi diye mesela. Şimdi kalori olarak baktığında şöyle bir bardak portakal suyu elde edebilmen için 3 tane portakalı sıkman gerekiyor. Sen 3 tane portakalı kendin soyup yersen herhalde bu 10-15 dakikanı alır. Yavaş yavaş yersen. Ama bu portakal suyunu 30 saniyede içebilirsin. O zaman vücuduna daha çok şeker almış olursun. Bütün lifi çöpe atmış olursun. Bu kaloriyi hızlı aldığın için az önce bahsettiğim ya, insülin hormonunu yükseltirsin. Daha hızlı yağlanırsın. O yüzden meyve meyve olarak yenmeli. Ama meyveyi hiç yiyemiyorsan
çok yoğun bir hayatın varsa, spor yapıyorsan, çok kaloriye ihtiyacın varsa %100 taze sıkılmış meyve suyunu öneriyoruz. Az önce meyve suyu deyince anlaşılıyor değil mi diye sordun ya, aslında orada meyve suyundan meyve suyuna fark var. Öyle mi? Meyve nektarı var, meyve suyu var, %100 meyve suyu var, şeker ilavesiz var. Bizim bu etiket okuma alışkanlığını, hani inşallah bakanlık buna da el atsın, bir kamu spotu şeklinde etiketlerin daha büyük yazılmasını rica ediyoruz. Sen hangisi tavsiye ediyorsun bunların arasında? %100 şeker ilavesiz. Hmm, bu önemli. Eğer meyve yiyemiyorsa. Şok diyetlerle ilgili sorular var, evet. Bunları sorduk. Çok kısa sürede hızlı kilo vermek metabolizmayı nasıl etkiliyor diye sormuşlar. Bunu da sorduk. Yaz önlerinde, yaz başlarında yapılan yine bu da bir nevi bir şok diyet sorusu sayılır aslında, öyle değil mi? Yaza girerken çok fazla insanların kilo vermesine yönelik böyle hızlı diyetler var. Bunlar şok diyet sayılıyor mu? Bunlar şok diyet sayılıyor. Böyle bikini mevsimi... Gazetelerde falan filan da yazı diyorlar. Aynen, bikini mevsimi filan açıldığı oluyor. Sezon açıldı gibi başlıklar atılıyor. Yani nefes alıp verdiğin her saniye vücuduna iyi bakman lazım. Öyle sağlıkta sezon olmaz. Diyetin sezonu olmaz. Ama yaza geçerken böyle kışın daha çok kilo alınıyor. Çünkü niye? Kışın hava erken kararıyor. Eve daha çabuk gidiyorsun. İşte malum uzun süren diziler var. Televizyon karşısında oturup insanlar bir şeyler yiyorlar. Kışın hareket daha azalıyor. İşte üşüdüğümüz için vücut daha yağlanma eğiliminde oluyor. Kışın alınan kilolar bahara doğru akla geliyor. Ve o zaman böyle geç aklı başına gelenler son 4-5 haftada kilo vermeye çalışırlarsa bu şok diyet tuzağına düşüyorlar. Lütfen bu şok diyetleri yapmasınlar. Çünkü sonra ne oluyor? Yapılan yanlış diyetler metabolizmada hasarı mümkün olmayan sonuçlarla su içsem yarıyor durumuna götürebiliyor insanları. Diğer program bitti. Bitti mi? Çok mu konuştum? Hayır, gayet iyiydi. Çok şey teşekkür öğrendim. Ederim. Ben çok teşekkür ederim. Vallahi çok şey öğrendik ve soramadığımız bir sürü kaldı. Soru kaldı. Bayramdan sonra bir program daha yapalım. Yapalım. Sen şu suyunu bitir. Suyu bitireyim. Tamam, ben yalnız öğretmen edasıyla ne desen yapıyorum ben sen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Bunu konuşalım, bitti. Önümüzdeki hafta yine buradayız. Hoşçakalın.